Dün yaşanan bir başka hadiseyi daha hatırlatalım. Koç Üniversitesi'nde bir öğrenci işleri dekanı öğrencilerle konuşuyor. Öğrenciler sorunlarını dile getiriyorlar. Efendim işte yemek fiyatları, kantin fiyatları, okuldaki bir takım işte öğrencilerin sorunları ile ilgili konuları dile getiriyorlar. Ve o öğrenci dekanı bir beyefendi kalkıyor öğrencinin üzerine ne konuşuyorsun lan filan diye böyle kabadayı gibi gidiyor. Öğleden sonra bu olay sosyal medyada geniş bir şekilde yankılanınca da özür dilemiş. Ya evet şey yaptım, sınırı aştım, öyle hitap etmemeliydim filan diye. Koç Üniversitesi de işte sorunlarla ilgili filan bir açıklama yapmış. Türkiye'nin güzide üniversitelerinden biri, yani eğitim düzeyiyle vesaireyle işte bu ekranda gördüğünüz beyefendi. Böyle bir maganda tavrıyla dönüyor oradan bir öğrenciye, ne söylüyorsa arkadaki öğrenci, ne konuşuyorsun lan sen filan diye. Bunları da hoca diye, dekan diye filan oralarda görevlendiriyorlar. Koç Üniversitesi'ne buradan sesleniyorum. Böylesine sokak kabadayısı gibi tavırlar alan, öğrencinin üzerine yürüyen, ne konuşuyorsun lan sen filan gibi tavırlarla öğrenciyle diyalog kurmasını bile bilmeyen insanları böylesine önemli görevlerde bulundurmayın. Özür dilemiş olsa dahi ben olsam bu sabah itibariyle kulağından tutar bu magandayı dışarı atarım. Bu kadar net. Öğrenciye öyle davranma hakkın yok kardeşim senin. Öğrenciye öyle kabadayı gibi davranma hakkın yok senin. İnsanlar çocuklarını üstelik de çuvalla para vererek oraya eğitim alsın diye gönderiyorlar. Sizler hakaret edin, aşağılayın ya da üzerine yürüyün diye değil. Bu kadar kolay değil bu işler. Koç Üniversitesi'nin rektörüne ya da mütevelli heyetine buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Magandaları istihdam etmeyin böyle kabadayıları. Bunlar hocalığa ya da dekanlığa yakışır insanlar değil. Bu kadar net söylüyorum.